İkinci ligde, üçüncü hafta birinci günde, ikinci müsabaka Comanchero Gaming ve Lynch Esports arasında olacak. Yasaklama seçim ekranındayız. Maçın sunumunda ben Tankut Hoca Eraslan. Yanımda Ahmet Nova Yılmaz var. Nova nasıl keyifler? İyi misin? Eyvallah Tankut, çok sağ ol. Gerçekten heyecanlıyım. İki tarafta şu an için bir tarafın iki galibiyeti varken Comanchero tarafında üç galibiyeti var. Bu maçı kazanıp daha üst sıraları atmak istiyorlar. Bu yarışta kendilerini koparmak isteyen iki takım mücadelesinde yasaklamalar başladı. Tabii puan tablosunda şu an 4-0 olan bir no-name takımı var. Comanchero Gaming'de ikinci sırada 3-1 olan tek takım. Maç eksiğiyle olarak konuşuyorum. Ekstra maç birinci günün birinci karşılaşması katmadan söylüyorum. Lynch bunu kazandığı takdirde bir üst sıraları yükselebilecek dediğin gibi. Heyecan dolu ve yakın geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma. Lynch de geçen hafta Phoenix'i yenmeyi başarmıştı. Yasaklamalara bakalım istersen. Rex'e Orion'la Ashe, Akeli ve Lilia son olarak da Senna yasaklaması geldi. Evet, burada yani Wonka'ya bir Rex'i yasaklaması görüyoruz. Senna gördük ki çok ne kadar baş belası ve sinir bozucu olabildiğini görüyoruz. Özel destekleri, tercihleri ve çeşitliliği can sıkıcı olabilir. Rumble'a gidildi. Tabii Varus ve Kalista'nın açık olduğu bir senaryodan bahsediyoruz şu an. Burada Lynch tercihini Rumble'dan yana kullandı. Bu arada şey değil mi? Dionelux çok genç bir arkadaş ve challenger olmuş. Aynen öyle. Şöyle hatta geçen Lynch Esports kendi sosyal medyasında paylaştı. Lynch Akademi'den çıkan oyuncumuz challenger oldu tarzında. Dionelux uzun bir süredir Lynch'in altında, Lynch Akademi adı altında oynuyor. Anladım. Lynch Esports adı altında oynuyor ve geçenlerde challenger oldu. Evet, yani o zaman 15 yaşından beri oynuyor büyük ihtimalle. Tabii. Şimdi, şu an 17 olması lazım, emin tamam. Değilim ama o zaman normal. O zaman normal. Şöyle diyelim, Nocturne Nico geldi. Nocturne Nico'ya karşı tabii biz Zayah görüyoruz. Yani Zayah en iyisi değil ama eğer ki Nocturne rakipte görüyorsanız çok iyi bir tercih olabilir. Bakalım burada ne yapacaklar? Koridor kazanmaya yönelik. Tabii orada şey de çok önemli Nova. Nocturne Paranoia'yı attığı zaman o kör alanda bir ruh çiçeği geliyor Nico'dan. Nico ultisinden bahsediyor. Evet. O ikilinin kombosu çok iyi. Zayarak anla bakalım bunu nasıl cevap verecekler. Tabii Udyr. Birçok ligde görüyoruz bildiğin gibi üst koridorda. Net bir cevabı yok gibi gözüküyor Nova ya Udyr'in. Ya, yani maksimum koridorda %50 daha biliyorsun. Daha Olaf diyorsun. Yani dövmek açısından. Ama ya yine de ya iyi bir oranbıların da öne geçtiğini görüyorsun. Yani o biraz takımı kar topu yaratmasıyla alakalı ama ya şu an için güçlü bir şampiyon Udyr. Ya bak tank minyon dalgası temizliyorsun, takas yapıyor ve kitle kontrol yemiyor diyorsan yani bu güçlü bir şey zaten. Mesela Pasifik ve Mübeccel arasındaki karşılaşmada Tahm Kench büyük fark yaratmıştı tanklığıyla. Bu tanklığı belki Tahm Kench kadar olmasa da bir nebze karşılayabilecek bir Udyr var. Neler yapacak merak ediyorum. Doğrusu ikinci yasaklama evresinde karşılıklı olarak Zinza ve Kalista yasaklandı Nova. Evet. Şimdi de Varus yasaklayacaklar büyük ihtimalle. Buraya kadar kalması çok ilginç Varus'un yalnız. Bayağı. Tabii şeyi de hatırlatalım yasaklama seçimde. Lynch'te Chacharon oynuyordu. Onun yerine Custom. Bu aşamadan itibaren orta koridor görevini üstlenecek. Custom mu? Custom. Custom diyelim biz. O Custom mu diyelim? Custom diyelim. Tamam Custom diyelim. Yazdığı gibi söyleyelim o zaman. Aşağı alt koridorda Lucian gelecek. Lucian'ın yani partnerleri açık şu an. Kai'Sa tercihi. Bir arkaları sarkma yönelik. Bakalım Özgür. Tabii şu an Nico tercih edildi. Büyük ihtimalle orta koridorda olacak ama son dönemde Kore ve Çin'de yüksek elo'larda, çok yüksek elo'larda orta koridor Kai'Sa çokça görüyoruz Nova. Şimdi bir düşünüyorum profesyonelde henüz görmedik galiba orta koridor Kai'Sa. Yani ben tek hatırlıyorum şu an. Orta koridorda yani Avrupa'da herhangi bir ligde gördüm galiba da şimdi hangi lig onu hatırlayamadım.
Ama ve Kindred geldi. Kindred. Freud'dan. Freud seviyor biliyorsun böyle taşıyabileceği, fark yaratabileceği tercihler almayı. Evet. Taşıdığını daha çok görmedim ama ilginç tercih evet. Ve Galio. Galio geldi. Şimdi şu an aslında direkt Nico Kayse'yi alt koridoru gönderip orta koridoru dövmek yok mu? Da yok yok. İhtiyaçları yok herhalde. Direkt Kaysa rally yapacaklar. Galio da şu an gayet iyi bir durumda. Tanklardan. Gayet iyi durumda olan tanklardan biri. Ve dediğim gibi rally tercihi geldi. Nico'yu esnetmediler. Nico orta koridor, Udyr üst koridor. Ve Nocturne Lynch'ten özellikle Kindred ve Galio tercihi birazcık izlediğimiz karşılaşmaların dışında bir tercih oldu. Udyr'de birçok yerde gördüğümüz bir tercih. Kimi önde görüyorsun şu an? Ya rakibin kompozisyonu tam arka safhalara sarkmak için bütün her şeyini kullanacak. Ama Lynch'te de Kindred ultisi, Galio ultisi gibi Zerakan gibi şampiyonlar da buna karşı çok iyi cevaplar olan şampiyonlar. Bir tarafın yapmak istediği her şeyi diğer taraf karşı hamle yapıyor. İşin sonunda seçim yapmadan net kazanan yok. Ama kim daha uygunsa o kazanacak. Sanki Lynch'i birazcık avantajlı gördüm. Eğer 5'e 5 kafa kafaya oynarsa. Tabi bunu başarmak da kolay değil. Bakalım Vadi'de bu sorunun cevabını iki takım da yanıtlayacak ikimiz için. Seyirdar Vadisi'nde tekrardan bir aradayız. Bir tarafta Lynch Esports, diğer tarafta Comanchero Gaming Nova. Yasaklama seçim ekranından bahsetmiştik. Comanchero ekibi rakibin üzerine doğrudan atlayan bir ekipken özellikle Lynch'in savunmasından bahsetmiştik Nova. Nasıl takım savaşları bekliyor sence bizi? Yani tek hamlede oynarsanız bu savaşları artı taraf Lynch'te olacak. Tabii gelgitlerle oynamak lazım. Biraz oyunu çete savaşlarını döndürmek gerekiyor. Çete savaşlarını döndürürse Comanchero'nun daha büyük avantajı olduğunu göreceğiz. Tabii yan koridoru yakalama vesaire. Gayet de keyifli bir yasaklama yani. Biz bu tarz yasaklamaları çok önceden görüyorduk. Yani tamamen içeri giren takımla işte içeri girenleri püskürtecek bir takım kompozisyonu. Yani bayağı uzun zamandır görmüyorum. Tabii olan kontrolü Lynch'in hem Galio ultisi hem Kindred ultisi zaten bir dengeleyici var ellerinde. Olan kontrolünü iyi yaparsa dediğin gibi Lynch geri püskürtebilir ama öte yandan Comanchero'nun bir anda Paranoia ve Ruh Çiçeği ile beraber bir kişiyi aradan çıkarttığını da görebiliriz. Bakalım iş biraz daha takımların koridorda neler yapacağına bağlı galiba. Ya tabii koridor çok değerli bir etken. Kaysa'da keskin sağanak rün tercihi var. Zaman zaman ölümcül tempo, zaman zaman keskin sağanak görüyoruz. Yine sadece Kraken AD saldırı gücü üzerine mi gidecek Kaysa? Ne düşünüyorsun? Hangisine gitmeli? Veya? Bence ona gidecektir ya. Takaslar da başladı. Anzi doğrudan Nykeus Kerouş'a ikilisinin üzerine gidince Nykeus da zarif uçla Özgür'e Kerouş'un da yardımıyla bir hayli hasar verdi. Güzel seviye 2 aldılar alt koridorda. Evet dediğim gibi seviye 2 avantajını elde etti Comanchero Gaming alt koridor. Ama çok daha fazla bir aksiyon çıkmayacaktır orada. Dediğin gibi Nykeus da T1 ve Penguin gösterip duruyor. Bir mesaj mı veriyor acaba rakibi? Evet. Ya şimdi mesela alt koridor ittirme avantajı, üst koridor ittirme avantajı Comanchero'da bu Comanchero ekibi bakalım Kindred'e yük verecekler mi? Bunda da net bir üstünlüğünü yakaladı Comanchero tarafı hem seviye avantajı hem takasla beraber. Yalnız Tostom'dan hiç fena olmayan bir el kullanımı kışkırtmayı başardı. Orisot karşılıklı takaslar. Üst koridorda da Dione Lux hiç fena bir koridor aşımızı geçirmiyor şu an. Evet. Mesela kazanan, yani eşit bir kazanan taraf Rumble. Bu aşamada. Yani şu an için iyi haber. Yok iki ormancı da aynı bölgede ama yani Kindred hemen bölgesini değiştirdi.
Şimdi alt ormanı döndükten sonra üst yan piyengeçe gitti. Wonka da tam tersi alt yan piyengeci alıyor. Yanlış görmüyorsam haritada. Kindred'ın damgası aşağı neyedeki yan piyengeçte. Evet. O yüzden kritik. O yan piyengeç takası. Ya şu an için iki taraf ormancısı tamamen kampları almaya gidiyor ama Kindred'ın burada kuşlarını alması gayet değerli. Evet, rakip keskin gagaları alıyor ve tam o alırken de Wonka o tarafa doğru yönelecek. Tabii üst koridordan bahsediyorduk Nova. Udyr koridoru geride de kalsa, 3 kere 4 kere düşse de o tanklık görevini çok iyi yerine getirebiliyor. Öte yandan Rumble'ın iyi bir hasar çıkartması lazım. Tabii. Savaşlarda özellikle Alamut ve dengeleyicisiyle. Yarışanın manası az yalnız. Burada takasları yapıyorlar ama öte yandan Özgür Vanzi'nin mana ve can değeri gayet yerinde. Evet. Şey, Wonka kuşun olmadığını fark etti. Ama bir kampta biraz geride olduğunu biliyor. Yazın IQ'yu zarif uçuyla beraber zıplatmayı başardı Anzi'yi. Fena da hasar vermediler yani. Yok, güzel takas. Ama manaları yok tabii yani. Zayırt manası yok daha doğrusu. Biraz daha ortaya çektiler koridoru. Hışlı kuşlukları başlayan bir foy görüyoruz. Gayet güzel. Tabii Rumble da... sonuna kadar ittirdiği için koridoru kolay. Görev onların. Bir taneyi bıraktık. Yani orman kamplarındaki tempoda çok geriye düşmemek için bunu yapıyorlar. Ara ara yaptığını görüyoruz. Şimdi ne yapacak? Kendi kuşlarına doğru gelecek. Tabii şey de önemli o orada. 3 hiçlik kurçuğunu da almadığı için rakibe hiçlik kurçuğunun şeyi gitmiyor. Hiçlik kurçukları rakip tarafından alındı bildirimi. Orada arsada durmaya devam ediyor. Wonka da bunu düşünerek evet, alt tarafa gidiyor ama onu yakalayabilir Freud'dan. Fena olmayan bir akıl oyunu. Tabii tabii, güzel. Gayet güzel bir oyun. 3-3 alıyor. Görüşünü bıraktı. Burada oradan gelerek bir baskın izleyeceğiz galiba Freud'dan. Moğol çaldı, totem var. Moğollar biliyor mu totem oldu? Yürüye geldi. Galiba da buraya geldi. Hayda. Şimdi Wonka bekleyecek orada kostümü. Kötü pozisyonda kalan bir Galio var. Rakip kışkırtmayı başardı. Esile zıplatacak ama 2'ye 1'de bir de ruh çiçeği geldi üzerine. İlk kan. Orisot'ta kalıyor. Güzel harita takibi iki taraftan da ama ormancısına daha yakın oynayan Orisot burada ilk kanla ödüllendirildi. Yani burada aksiyonu çok aradılar. Yani Kidd direkt orman kamplarını yapmaya başlamalıydı. Bu kadar yürümenin bir anlamı yok. Lynch tarafından ve izlandıran da bir Comanchero ekibi gördük. Ya bir şey çok can sıkıcı. Galio ile ultiyle gelebiliyorsunuz ama siz tek kalınca kimse size gelemiyor. Yani oraya yetişemedi. Ya zaten yetişemezdi Froy. Şanssız bir an. Kostum adına. Yani oyunda ormancı Froy mesela tam tempo uyguluyor. Hiçbir kurçukların iki tanesini alıp bir tanesini almıyor. Daha erken alt koridora vardığı noktada işte bu hamle yakışmadı. Tempo hamlesi. Ejder'e de başladı şimdi Froy. Aikius buraya yakın olduğu için 3'lü çalıya bir görüş attı. Kostum da ormancısına destek için geldi. İçlik kurçuklarının yanında bir de Ejder. Anlayı başaracak mı G-Sport? Tabii üst koridorda takasları kazanıyordu Dionelux. Hala hiç fena durumda değil ama ittirmeyi başarmıştı evet. Olding. Yavaş yavaş artık o da... yani... büyü direnci eşyasını almaya devam ediyor. Evet, o büyü direnci pelerini almış dediğin gibi. Yalnız Wonka mavi güçlendirmeyi alacak. Yani buraya yakın olan bir kostüm var. Doğrudan üzerine gitti. Yalnız felaket bir hasar verdi. Evet, temel... Bir düz vuruş Q'yla yarı canı gitti ya, Wonka'nın. Bu ilk eşyalarda... ilk eşya, ikinci eşya sürelerinde... Gerçekten Galio hasarı çok yüksek ya. AP Galio da çok can sıkıcı. Hani böyle hafif tankımsı da giden Galio da çok sıkıcı. Yani Galio'nun her türlüsü çok sıkıcı ya. Evet ya, bu tabi biraz büyücü gidiyor. Ki
çok sıkıcı oluyor. Artı çok girdiği için o ilk esnini attıktan sonra tankut da kazanıyor anlık da olsa. Aynen öyle. Bunu da çok fazla pozisyonda gördük. Şimdi Anzi rakip keskin gralar ve kırmızı güçlendirme etrafında görüş çizgisini hayli ileri çekti. Alt ormanda neler olduğunu görecek Comanchero ekibi. Daha rahat oynayabilmek adına. Şimdi maç o kadar çok yakın ki yani bir yerde böyle bir aksiyon kopacak, bakalım ejder mi? Yani ejder de yok şu an, gerçi 3.5 dakika sonra ejder var. 6. seviye oldu. Nocturne hala ulti kullanmadı. Hatta kimsenin ulti kullandığını görmedik şu an. Ulti kullandı mı diye düşünüyorum da hiç görmedik Nova. Yani bir ulti R'ye basıyor. O da evet ama o da... O sayılmıyor ulti olarak. Ya yani o şey karma ultiye basıyor demek gibi bir şey. Doğru. Yalnız yine sersemletti Anzinite Q'su. Bu destekler arasındaki takaslar devam ediyor. Wonka Ejder Pit'in orada Yampir yengeci alıyor. Kostom yanlış görmediysem gördü, şu an haberi var Nocturne'da. Evet, oradaki çalıdaki totem. Nerede rakibin? Dionelux ve Loading arasındaki üst koridor eşleşmesi de tenis maçı gibi bak. Bir okule altındayız, bir okule altındayız. Aynen İki öyle. Tarafta güçlenmeyi bekliyor. Ama iki ormancı da alt tarafta. Wonka'dan haberleri var ve Freud kule altında vazgeçti Wonka yine. Gider da çok temkinli, farkında mısın Nova, yani hiç. Çok. Kimse risk almıyor. Ya çok yani tetiği çekmek istiyor sağ taraf ama sol taraf işte dedim, bu karşılama güçleri çok yüksek. Yani tek seferde aradan çıkartamıyorsunuz. Zaya ulaşsan ultiyle vesaire çok zaman kazanacak. Keza Kindred öyle bir tehlike. İki ormancı da aynı kamp sayısı, aynı minyon sayısına sahip neredeyse. Öte yandan çok ufak bir Rumble üstünü görüyoruz koridorda. Galio da bir 10-12 milyon kadar geride. Bu milyon dalgısı da onu azaltacak. Ve son işi kurçuklarını da aldı. Yalnız orada bir aksiyon görüyorum. Paranoya kullanıldı. Doğrudan Wonka kötü pozisyonda kalmış. Yani Zoding geldi. Rakibin üzerine gittik. İki üzerine iyi bir el kombosu. İki kez batmayı başardı. Rushi şehri devamında geldi. Yalnız Kindred ultisinde kimse düşmedi. Bir de Galio ultisi ilk önce Nocturne'u düşürmeyi başardılar. Lynch Esports tam dediğin gibi oynadı Nova. Rakibi üzerine geldi. Kindred ultisi, Galio ultisi. 2'de 2 yapan bir Dionelux. Orisot'u yakalayamayacaklar ama 3'e 1 bir değişim. Ve işte kurçukların 3'ünü de aldı Lynch Esports. Güzel oyun. Yalnız Nike'yuz. Zarif uçuşa güzel bir anadım geldi Orisot'tan. Kostum oraya çok yaklaşabilecek gibi değil. Evet. Yani bahsettiğimiz durum buydu. Yani kombolar yapıldı. Aradan çıkarma yetenekleri atıldı ama. Yalnız alt koridoru bir birebir izliyoruz. Lafını bağla keseceğim. Kerusha özgür işlik topunu tuttursaydı. Yalnız sıkılabilirdi Kerusha'nın. Evet sendeyim Nova. Evet yani. Bu aksiyonda direkt skor çıkartamıyorsanız işte rakibin bu yetenekleri çok can sıkabiliyor. Ama bunu yasaklama yani, seçim ekranında sen söylemiştin bize. Tabii tabii. Yani çok fazla içeri giriyorlar. O yüzden mesela hani belki Kai'Sa yerine dürtmeye gitmek. Ya onu da şeyden istemiş olabilirler. Klasik o içeri giren kompozisyonda bir ışık topu atıp ultiyle giren evet, Kai'Sa. Evet. Yani dediğinde %100 haklısın, katılıyorum ama öyle düşünerek muhtemelen kaybeder. Yine kazanabilir. Yani eğer kompozisyon kazanılabilir, uygulama önemli, aradan çıkarmalar önemli. O pozisyonda yakalamalar lazım. Tabii kararmayla başladı Özgür. İlk eşya olarak Kai'Sa'ya. Son dönemde Kraken Kai'Sa'yı çok görüyorduk. Kararma Kai'Sa'yı da görmüş olduk. Özgür o barikat altınlarını çok istiyor. Nike'yusu dürttü ama zarif uçta yakalanan bir isim oldu Özgür. Kerusha da geldi ama Anzi'de aynı kitle kontrolün bir benzerini Kerusha'ya uyguladı. Oy. Birileri de çok can sıkmaya başladı. Wonka ejder de Alev ejderini alıyor. 3000 cana kadar düştü. Freud da bu pozisyonda olan isim ama ejderi yetişemeyecekler diye düşünüyorum. 1500 can, Nike'yuz 800 can çarpını attı ve pozisyondan çıkacak. Comanchero ekibi. Yani burada büyük ihtimalle tempoda yani ejderi bu kadar kolay vermeyi düşünmüyorlardı. Lakin alametli ki savaş sonucu hala ultileri dönmedi.
Rakip evet. Takımın bütün ultileri varken işte Kennedy'nin Galio'nun ultinin olmaması aslında bu oyunda onları pasif halde getirdi. Tabii işlik kurçuklarında olan savaşta iki tarafta ultilerini kullandı ama Lucon'un ve Nocturne'un şu aşamada bekleme süresi daha az. Yani Galio'nun ultisi ve Kindred'in ultisi yeni gelecek. Evet. Ya hatta şu an Kindred yük de almaya başardı. Kaç yük acaba diye merak ediyorum. Birazdan o yükleri görürüz, evet. 3 yük de gözüküyor. Roy. Alameti de başladı. Tabii ilk iki yükün biri Yampirian geçti. Onu hemen almıştı Wonka. Birazcık evet. Yavaşlatmıştık bu aşamada. Ve alamete karşı bir tepki veremeyecek Comanchero. Aynen öyle. Ya burada bir takasa gittiler ama yani şey olarak güzel. Bir şey veriyorlar ağzından. Rakip tempoyu bir şeyde kullandığında cezalandırıp size rakip olmadan bir şey alıyorsunuz. Bunu ikinci ligde görmek güzel. Bu hareketleri, cezalandırmaları. Bu ligimiz için sevindirici bir haber. Yalnız rakip orman kampları etrafında Comanchero Gaming tabii Froy'un yukarıda olduğunu görünce hemen kırmızı güçlendirmeyi aldılar. Ya iki taraf da bunu buraya yakın. Uzayan savaşlarda Kindred ve Galio ultisi epey fark yaratıyor. Zırh güçlendirmesi gelir mi dedim ya. Orisop yerine sabitledi. Tabii şey de önemli Nova. Kindred ultisini atıyor zaman kazanıyor o can yenilemesi. Üzerine Galio'dan gelen bir kalkan ve kitle kontrol desteği. Lynch sadece o iki ultiye basarak savaşları uzatabilir şu an. Bir işlerine gelir bu. Aynen öyle. Tabii burada güzel bir haber aldı. Kaysa yani Özgür ilk kuleyi düşürdü. Evet. Alameti alırken birinci bir kuleyi almayı başardı Özgür. O da kaynakları üzerine toplamaya çalışıyor. Tabii az önceki alamet savaşında iki skor Dionelicus'a gitti. Rumble'a gitti. O da epey iyi durumda. O savaşta da bir skoru alan Orisot'tu. Kendisinin ikinci skoruydu bu. Hı hı. İlk pozisyonda kırmızı güçlendirmede Galio'yu kestikten sonraki ikinci skoru. O da fena durumda değil. Yalnız Galio'dan bir Lich Puan tercihi görüyoruz ilk tercih. Lich Puan olarak. Hı-hı. Güzel bir Galio yani. Roket kemer değil de Lich Puan daha herhalde ya, combo yaptığını üzecek yani pasif ile beraber. Aynen öyle. O E, Q üzerine rumbu. Düz vuruş. Aynen. Çok can sıkıcı. Bu üçlü yani, görüşünü aldı Lynch tarafı. Şu an Nico en güçlü olduğu noktalardan bir tanesinde. Bu eşya ile beraber. Yani roket kemerle. Güç. Evet. Ya birçok şampiyon aslında güçlenmeye doğru ilerliyor. Wonka da X-Zırh'ını bitirecek. Bitirmiş. Düzelteyim. İlk eşya olarak. Kraken'i bitiren bir Froy var. Tabi o Udyr'e ve Rel'e hasar çıkarabilme açısından Kindred'la da çok uyumlu bir eşya. İki tane Kraken var hatta şimdi Yarusha'da da olduğunu görüyoruz. Ve orta koridora alameti kullanacaklar. Yani kule düşürmeye yeter mi emin değilim ama en azından arkadan bir üçlü geliyor. Anzi orada bir savaş başlatabilir. O başlatmazları bu sıra kimin üzerine gitmeyi başardı. Lynch kışkırtıldı. Hiçbir şey yapamadı bu Rel. Alt tarafta da Dionelix ve Loading birebir takas yapmaya devam ediyor. Yalnız Loading'in verdiği hasara bakar mısın? Yani bu Rumble. Evet. Yakıyor ama yarısını geri yiyor gibi. Şimdi biraz hasar vermeyi başardı. Ufak bir anlaşmazlık gördük Comanchero tarafında. Anzi savaş başlatmaya çalışırken zırhı uçuşu yedi ve hiçbir şey yapamadan düştü. Ya rakibin üzerine direkt tek başınıza yani koordineli olmadan koşmak sıkıntı. Belki burada loading'e ihtiyaçlı olabilir yani. Loading bir tank olarak hem o içeride rakibin yetenek kullanmasını sağladıktan sonra belki gir çıkları oynayabilirler. Yan koridor oynamaları gerekecek. Yan koridoru baskı kuracaklar ki oradan bir skor çıkartabilsinler. Evet dediğin gibi orada Udyr'in eksikliğini çok yaşadı. Comanchero tarafı. İlk kuleyi Kaysa'ya bırakmışlardı, Özgür'e bırakmışlardı alt tarafta. Ama orta koridor ilk kulesini almak her zaman haritayı açmak için bir anahtar görevi görür takımlarda. Bu anahtarı da iyi kullandı Lynch. Ama ilginçliği yine Comanchero Gaming aradan bir ejder almayı başarıyor. Yani başaracak. Burada bir Lynch'in karşı vereceğini düşünmüyorum 3-200 taraftayken.
üst koridordaki dış kuleyi de almayı başardılar. Kendilerinin ikinci kulesi oldu Lynch adına. Yalnız Nikeus'la Anzio orada karşılaşacak. Yakında kim var diye bakıyorum. Özgür. Kayıcılar alıyor. Şu an Kindred ikinci eşyasını bitirmiş olabilir mi? Ağır kan var üzerinde. Yok. Fırıltı aldı. Sonra onu sattı. Ayakkabı ve kazmayı aldı. Henüz bitmedi. Güzel. Yani böldüler haritayı. Tamamen rakibin. Çok yavaş bir karşılaşma bu arada Nova. Yani çok, 20. Çok. Dakika ve 6 skor var. Tabii. Bu 6 skorun bir tanesi Anzi'nin yakalanması az önceki. Bir tanesi de Lynch tarafında Custom'ın yakalanması. Aslında 6 skorun 2 tanesi 3 tanesi bireysel alta. Yani böyle net bir takım savaşı görmedik. Bir alametteki 3'e 1 değişimi sayabiliriz herhalde. Kararmadan sonra Guinsoo'yu bitirdi Özgür. İkinci eşya olarak. Büyük ihtimalle yani ejderi biraz Comanche'ye bırakan bir Lynch ekibi var. Lynch ekibi sanki bu oyunu bir baronla çözmek istiyor gibi. Mavi oy, o kayıcıları çok size çarpıtıp almaya başardı. Yani burada kışkırtan bir Anzi var. Anzi yine yakalandı. Kostom'un hasarı da öyle. Arkadayken... Hocam, iyi oynadı. Lich puanlı. İngilizcesi Lich Bane, Türkçesi de Lich Boğan'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İyice bir hasar vermesin, sağladın ona. İlginç ya. Ama öyle hocam, yani ben ilk daha Galio orta koridora yürürken dedim. Yetenek gücü Galio çok hasar vuruyor. Evet. Kendisi taban istatistiklerinden dolayı da bir tank olduğu için bir de artı şokla beraber tanklıyor da. Tank kasarsa zaten ölmüyor. Çok can sıkıcı bir durumda şu an Galio. Aynısını Rel için söyleyemeyeceğiz maalesef ama. O Galio'nun ama heybetli bir... Hatırlıyorsun onun klibinde. Silas tarafı. Awaken klibinde miydi? Herhalde Silas tarafı baskına gidiyor. O şey klibi anladım. Ne varsa ya. Garen Lux çağırıyor. Evet, Draven'ın Draven'la düello yaptığı klip. Galiba Awaken'dı evet, evet. Ya. Emin olamadım ama olması lazım. O hikayede de biliyorsun Lux, Demacia'da büyü yasak. Kesinlikle karşı Garen. Evet, evet, evet. Ve orada Garen de bu arada abisi değil mi? Evet evet abisi. Garen saklıyor Lux'un büyücü aynen olduğunu. Öyle. Orada Sylas'ın askerlerin elindeki bir sihirli değneği mi ya? O sihirli kılıcı mı ne? Dokunduğunda Lux büyücü olduğunu anlıyor. Aynen büyücü orada şey. Galio'yu çağırıyor. Videoda yani videoda kurgulan şey aşağı yukarı öyleydi. Aynen. Sonra Galio geliyor. Yani ayıp ama yani. Şimdi, hile. Hile tabii canım. Şimdi Sylas'ı da ben çünkü kötü karakter olarak görmüyorum yani. Adam Demacia'lı büyücü yani. Sırf büyücüleri lanetlemek için. İyi karakter kötü karakter muhabbetinde geçenlerde şampiyonluk liginde benim Hecarim main olmamla alakalı Hetse gölge adalardan bir şampiyon seçiyorsun. Sen kötüsün demişti. Aklıma geldi sen bunu deyince. Ama o doğru. Yani ama o da Lucian main. Ben Lucian'a barbar deyince o Hecarim'in kötü olduğunu söylemişti. Ama gölge adalar öyle bir yer zaten. Thresh de tabii gölge adalardan. Senna'nın ruhunu çalan kendisi. Evet. Dora'dan. Baron. Şu an biraz Dora'yı andırdık. Güzel bilgiler diyelim Nova. Az önce bahsetmiştin. Baron. Önemli. Ya bu kritik olacak. Şimdi iki eşyaya ulaşan nişancılar görüyoruz. Ormancılar. Üst koridorlar. İkinci de yerde... kuvvet aldı ikinci eşya evet. Olarak. Pahalı bir eşya. Yani bir yerde bir fiş çekilmesi lazım. Bırak rakip üzerine koşsun isteyeceksin yani. Mesela Lynch'in avantajı ne biliyor musun? Orta koridor ittir. Baron'a başla. Rakip üzerine gelsini bekle. Ya Comanchero'nun böyle çok iyi bir konum alıp tüm hasarı Udyr'e yedirip arka taraftan Kai'Sa, Nocturne, Nikon'un hasar vermesi lazım ama hani o süre zarfında Rumble, Rakan, Galio da öyle put gibi duracak. Yani doğru. Çok zor Comanchero için şu an. Tabi dakikalar ilerledikçe bu altın farkı ve önde olma durumu yavaş yavaş azalacak.
Bir de bir Aram izliyoruz 5'e 5 orta koridorda. Orada. Ejder'e yönelebilir Aram. Linç. İşte Aram çok işe yarıyor. Yani Aram Linç'in işine yarıyor. Alan kontrolleri çok iyi. Şimdi Comanchero ilginç bir şekilde Baron'da konum olarak avantaj durumda. Her ne kadar bir kontrol totemi olsa da Linç tarafından Baron pikinin içerisinde. Loading şöyle bir rakibin üzerine gitti. Galio'da hemen double startifleşti. Rakibin geri çekilmesini sağladı. Şu an karşılıklı dans ediyor iki takımda da. Aynen öyle. Comanchero Baron'a mı? Yani Comanchero Baron'u zorlayacaktır rakibi. Evet, Comanchero Baron'a başlayan taraf oldu, hiç bıraktılar. Vay, şu an burada tabii Kindred görüşü olmadığından dolayı riske girmediler. Kindred da Freud'a ejderi alıyor. Ya özellikle tabii rakipte Rumble gibi bir tehlike varken orada çok böyle bir alana sabit olmak kalmak istemiyorsunuz ama ejderi verdiğiniz için orta koridoru kulesini vereceksiniz. Zolding arka taraftan geliyor. Burada Linç'i 2'ye böyle binirse Comanchero bir şeyler deneyebilir ama yok. Linç bu oyuna gelmedi. Kuleyi aldığı gibi çıktı. Yine Linç hiçbir şey yapmadan koç ejderi aldı. Orta koridor evet. Kulesini aldı. Bir kontrol totemi verdiler Baron Pik'e. Ya bir savaşta oyun bitecek sanki ya. Bir savaşta bitecek gibi yani. Şu an oyun çok yakın. Bence avantaj olarak biraz sol tarafı görüyorum dedim. Bu yani bir savaşa oyun bitecek. Dakika 25. Yaklaşık 3000 altın farkı var. Linç önde. Haritanın da mutlak hakimi gibi gözüküyorlar genel olarak. Ama hiç risk almıyorlar. Tabii evet. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Linç kazanırsa bunu hiç risk almadı. Temiz oynadı dersin. Ama bir takım savaşında işler tersine dönerse Linç avantajını iyi kullanamadı ama, da diyebilirsin. Ama yani şöyle Linç'in zaten Linç yan koridor oynamıyor. O kadar çok. Yani daha çok yani beşli bir takım savaşı tabii hafif dürtme silahları var ama yani Zayah gibi, Kirt gibi ultileri geri rakibin onlara saldırdığında etkili olacak yetenekleri var. Sağ tarafta tamamen saldırma üzerine odaklı. Comanchero yüzden saldırmıyor. Linç zaten saldıramıyor. Evet yani Linç saldırmasına ihtiyacı yok. Yani Comanchero saldırmadıkça Linç savunma yapamıyor. Bu sefer hangisi komponu daha iyi kullanıyor anlayamıyoruz. Evet, evet tam da onu soruyorum. Oyun kilitlendi biraz. İşte o yüzden oyunu kilitlenen açacak şeyler objektifler. 3 dakika sonra daha işleri var. Evet, yan koridoru yani ittirmez demiştin Linç. Çok ya fazla. Bak kule almıyorlar. Bir kule alınmalı artık yani bu oyunu. Oyunu bir açmak lazım. Alt koridorda yani kuleyi muhtemelen alacaklar. Minyon daha gösterir beraber. Evet almayı başardı. Linç'e Comanchero yine Baron'a başladı. Evet. Bir Kindred alt tarafta gözükmüştü ve Udyr'den ışınlan geliyor yalnız. Ön tarafta kışkırtlan bir olmuş var. Oy. Rele bu hasarı verdi galiba. Şimdi işten dışından gelecek yalnız. Baron pitine girmeyi başardı. 4000 can, 3000 can. Çok iyi bir dengeleyici. Baron'a da geldi. 1500 can çalabilecek mi? 1000 can! Çalmayı başaramadı Froy ama Zen'i düşürmeyi başardılar. Loading'de çok fazla hasar alıyor. Diğer tarafta Dionelux alev makinasıyla cızbız köfte yaptı Udyr'i. İki kişi hayatta Baron'a karşılık 3 skor aldı. Baron'u yani verip 3 skor aldı Linç. Düzelteyim. Evet ya yani burada Baron'u rakip alsa daha da can sıkıcı olurdu. Comanchero için bir şey denemek zorunda kaldılar ama yani Anzi savaşta hiç yoktu. O ultisini bile kullanamadı. Bu arada İmpör kulesini alacaklar. İmpör'ü de alacak çünkü Discord. Baron'u almış olsa da Comanchero. Deneyecekler mi minyonlarla beraber? Ya tek atan Galio bu. Evet Galio çok fazla hasar veriyor. Hemen. Yalnız IQ'yu zayıf uçta denedi ama çok istediği gibi olmadı. 3 kişiye tutan bir rel kombosu var. Hasar yok şu an Comanchero'da. Kule vurdu sadece. Reli'de düşürmeyi başardı. Linç çıkmak isteyecekti muhtemelen. Nocturne'da hayatta. Şimdi Udyr'de vadiye döndü. Hiçlik topu tuttu. Yalnız hiçlik topları can sıkıyor. Birazcık karışık bir eşya tercihine gidiyor. Özgür, Nashor, Guinso ve Kararma. Linç çalıp tutusu deneyecek ama loading'in korkusu yok. Baron güçlendirmesi hala iki oyuncusu da var Comanchero'nun. Yani orta koridor kule açmak istiyorlar ki önemli bir yapı taşı.
dakika 30'da açılıyor artık bu. Yani bence Comanchero iyi bir risk aldı. Yavaş yavaş çünkü oyunu ellerine kalplerini hissediyorlardı. Özellikle rakip balon aldığı noktada oyunu kazanmak biraz daha can sıkıcı olacak. Ama yani Kostom'un da şu Anzi'ye vurduğu nedir ya? Bak daha da başkası da vurmadı henüz. Evet, bir de Orel yani atıyorum Kaisa ve Niko'ya göre görece can havuzu yüksek bir karakter. Onda da Alaz Cevher ve Donmuş Yürek var. Bir tam eşyası, bir yarım eşyası var. Tabii Özgür'ün bu eşya tercihleriyle beraber verdiği hasar da biraz bölünüyor. O takım savaşlarında bakalım istediği hasar verebilecek mi? Bir yandan ışık topuyla dürtüyor, bir yandan yetenek gücü hasarı var. Arkaya sarkamıyor ki. Evet, şu doğru. Rakibin savunmaları çok iyi. Yani Kenneth var, Galio var, Zakan var, Zaya var. Nasıl sarkacaksın arkaya? Hadi gittin sarktın, Zambul'a sarktın, onda da Zonya var. O yok, Kindred'ın ultisi var. Yani bir de Lykius da Solari almış yani. Evet. İtalya milli takımı vardı 2000'lerin başında. Hatırlar mısın o var? Full defans. Tabii. Şu an İtalya milli takımı gibi Linç Esports. Hoş bu kadar kule alırken de. 2006. Biraz da gol atan İtalya milli takımı. Evet. Ya da 2004 Yunanistan Euro şampiyonu vardı biliyor musun? Evet, onlar da hep 1-0 1-0. Evet, 6-3-1 oynuyordu çünkü onlar. 6 savunmayla oynuyordu. Peki Lynch'in biri kim şu an? Kerusha mı? Lynch'in... 6-3-1. O bir ilerideki forvet kim Lynch'te? İşte bunlar o değil ya. Bunlar tam öyle değil. Evet, forvet bulamadık çünkü. Tabii işin şakası bir kenara. Eşya olarak da iyi durumda Lynch. Ve 4 dakika sonra 4. eşya, 4. ejder düzelteyim. Daha ejder tehdidi var. Rakibin tabiri caizse şutlarını çok iyi yumuşatabiliyorlar göğüslerinde. Kindred ultisi, Galio ultisi. Evet. Yani işte bu çete savaşları dedik ama pek çete savaşı görmedik. Bir alamette bir 4'e 4 savaş oldu. O da ultilerle hepsi açıkken orada bir Lynch kazandı. Nikon aldı 2 skorda. O takaslar içerisindeki, savaş içerisindeki skorlar. İşte bir yere yakalan. Bak kaç tane nokçu ultisi gördük biz maç boyunca? Kaç tane hatırlıyorsun? 2 sayarım. 2? Ben de 2 sayarım. Yani böyle işlevsel olan, net işine yarayan 2 tane sayarım. Evet. Yo da yani 3'e 1 takas oldu biri yani. Çok da işe yarar sayılmaz. Loading doğrudan Dionysus'un üzerinde gidecek. Bir Zonya'ya kullanımı geldi. Şimdi duydu bizi. Dengeleyiciyle bir hasar vermek isteyecek. Zonya'sını kullandı. Ali Mıkısır'ı epey bir hasar verdi. Bu 1'e 2'de bakalım ne kadar hasar tutabilecek. Yalnız iyi hasar vuruyor Dionysus. Loading'e istediği hasarı verebilir. Şimdi kalkan kazanacak ama inanılmaz zaman kazandı. Evet. Dionysus. Bizim için Esports'un buradan bir şey çıkartması lazım. İşlik topları can yakmaya başladı Özgür tarafından. Bir tane de IQ daha. Olması Nova, gereken bu. Seni duydu Wonka galiba. Yeter dedi herhalde. Üçüncü kez ultimi kullanayım. Ya çünkü yan koridor oynayamaz yani. Tabii şeyi soracaktım burada. Lynch hiç tek yakalanmıyor diyecektim demeden Dionysus koridor ettirirken yakalandı. Bir de hiçbir şey alamadılar koç. Yani Dionysus'u verdiler, hiçbir şey alamadılar. Tabii yani olması gereken o çünkü milyonlar dolu çok şey koronize değildi yani. Orada biraz hata yaptı. Ama işte ya, rakibin hata yaptığını değerlendirmek lazım. Yani koridorda bir saygısızlık olduğu zaman cezasını çektirme gerek. Özellikle bir de Galio üst koridorda gözüküyor yani. Zaten ışınlandırı yok. Yalnız Zolning'i epey vurdun IQ'yus ve devamlı Freud daha doğrusu pek hasar yemiş gibi gözükmüyor. O da donmuş yüreği aldığı için Freud'un evet. Ve Zayah'ın saldırı hızlarını bir hayli azaltıyor. Anzi çok ilginç bir pozisyonda çok derinlerde bir yılanlama yaptı. İşte gizli forvet Anzi şu an. Comanchero'da gizli forvet Anzi ama bu sayı avantajıyla Lynch bir anda savaş kazanabilir ve gizli evet, olarak evet, kalmaya evet. Devam eder koç orada. Ya o kadar gizli ki takım arkadaşından bile haber.
Habersiz olacak. İnci Sports da Jelly görüşünü hala almadı. Yani bir şeyden ters olduğunu farkında. Rel en arkada beklemez çünkü. Yani Nico Rel yani... Ha tabi Nico Rel'e dönüşüp merhaba ben buradayım diyor. O zaman da Nico'ya kalmış. Yani bir terslik var. Şimdi bir yerini değiştirdi Anzi. Üst çalıya bir totem attı. Arkadan geliyor Anzi. Bu arada ultileri de var, Rookie'yi var, Paranoia var. Anzi o kadar arkadan geliyor ki yani. Şimdi de o çalıda biraz bekliyor. Bastım şöyle bir rakibin üzerine doğru gitti. Kendisini bayağı unutturdu. Bayağı yani tutarsa şu aksiyon... Sabreden derviş muradına erecek mi bakalım baba. Evet. Comanchero puanına başladı. Hala 4 kişiler. Yani... Rel'e dönüştü Nico ama... Rakan Rel'i arıyor. Rakan Rel'i o dediğin gibi. 9000 can şimdi paranoyu kullanımını görüyoruz. Rakibini kışkırtmaya başardı. Arka taraftan Anzi şimdi gelecek. İki kişiyi tutan bitti kontrol ama o gelene kadar Kindred. Anzi'ye tek attı. Çok iyi bir dengeleyici. Rakibi ikiye böldü. Bir tarafta Wonka kovalanırken Dianelux da Loading'i kovalıyor. Güzel bir yan adım işte top tutmadı. Ya Anzi gelirken havada öldü. Havanın uçtu şahitleri yok. Şimdi Loading üzerine gidiyor. Ale makinesi de Froy. Yani. Özgür'ün amanası şey çok az. Özgür'ü alıyorlar katliam ve karşılaşmanın sonlandığını göreceğiz gibi. Yani biraz da yani bu sağ taraf için mesaklaması erken oyunda biraz da oyunun kaotu çevirmesi ihtiyacı vardı. Çok sakin geçince tabii hiç savunma tarafını yaradı.